Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda integralde çember denklemi yardımıyla çözülen sorulardan bahsedeceğim. Özellikle belli integralde alan kısmında karşısına da çıkabilir. Görünüşte integral ama çözümü biz çemberle yapacağız. Çemberi de alan formülü yapacağız. Şimdi arkadaşlar x kare artı y kare eşittir r kare bu merkezil çemberin denklemi. Tekrar x kare artı y kare eşittir r kare merkezil çemberin denklemi. Hatta yarıçapa ne diyeceğiz? R diyeceğiz. Merkez başlangıç noktası yarıçapı R olan çemberin denklemi bu şekilde ifade edilir. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın buradan X ve Y'yi yalnız bırakalım. Önce X'i yalnız bırakıyorum. Buradan X'i yalnız bırakırsak bakın X kare eşittir. Ne gelecek malum? R kare eksi Y kare gelecek. Buradan X'i yalnız bırakırsak X'i yalnız bırakırsanız her tarafın kare kökünü alıyorsunuz. Kare kök içinde R kare eksi Y kare diyeceksiniz. Ama R kare eksi Y kare demeyeceksiniz. Hem artı hem eksi olur. Her tarafın karekökünü alırsak x dışarıya nasıl çıkacak? Mutlak değer çıkacak. Mutlak değer içinde r kare eksi y kare. Yani aslında burada iki tane x geliyor. Birinci x'iniz şu arkadaşlar. Kök içinde r kare eksi y kare. Diğer x'iniz de bunun eksilisi arkadaşlar. Bunun eksilisi r kare eksi y kare diyeceksiniz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu şimdi çember denklemi bu. Bakın yarıçapı r olan çemberi çizdim. Bakın şu x'in pozitif olduğu yay. Şu kırmızı yay arkadaşlar. Kırmızı yayın denklemi x eşittir. R kare eksi y kare denklemi. Kırmızı yayın denklemi bu. Şu mavi yayın denklemi de arkadaşlar, şu mavi yayın denklemi de x'lerin negatif olduğu kısım. Bakın burası şu kırmızı x'lerin pozitif olduğu kısım. Mavi de x'lerin negatif olduğu kısım. Bu mavi yayın denklemi de şu arkadaşlar, eksi parantezinde r kare eksi y kare diyorsunuz. Şimdi benzer şekilde bakın buradan y'yi çekelim. Y'yi çekersek bu sefer şöyle olacak. Bakın y kare eşittir diyeceksiniz, y kare eşittir diyeceksiniz. R kare eksi x kare diyeceksiniz. Buradan şimdi y'yi yalnız bırakırsak her tarafın kare kökünü alırsanız y bu sefer artı eksi kök içinde r kare eksi y kare olur. Bakın y değeri de iki tane arkadaşlar. Y değeri birinci y değerimiz r kare eksi y kare karekök içinde. Pardon r kare burası ne olacaktı? X kare olacaktı. X kare. İkinci y değerimiz arkadaşlar eksi r kare eksi x kare diyeceksiniz. Yine bakın burada y'lerin pozitif olduğu kısım, y'lerin negatif olduğu kısım. Şu kırmızı yay arkadaşlar şu kırmızı yay. Kırmızı yay y'lerin pozitif olduğu kısımdır. Bunu şöyle ifade edeceğiz. Kök içinde r kare eksi x kare diye ifade edeceksiniz. Yine şu mavi yay y'lerin negatif olduğu kısım bu sefer. Bu mavi yayın denklemi de arkadaşlar eksi r kare eksi y kare diyeceksiniz. Şimdi bizim burada karşımıza arkadaşlar genelde bakın şu iki yay çıkacak integralde. X'e göre düşünürsek, y'ye göre düşünürsek, x'e göre düşünürsek şu yay çıkacak arkadaşlar. Pardon bu y'ye göre oluyor. X'e göre düşünürsek de şu yay karşımıza çıkacak. Yani y'lerin pozitif olduğu kısım, x'lerin pozitif olduğu kısım. Bunun denklemi neymiş? Y'lerin pozitif olduğu kısım. Y eşittir kök içinde ne diyeceğiz? R kare eksi x kare diyeceğiz. Bunun denklemi ne arkadaşlar? Bu da x'lerin pozitif olduğu kısım. Bu da x eşittir r kare eksi y kare diyeceksiniz kök içinde. Şimdi sorularda bunu anlamanız lazım. Nasıl anlayacağız? Mesela bunun karesini uzun uzun şöyle yapabilirsin. Mesela her iki tarafın karesini alın. Y kare eşittir 9 eksi x kare olur. X kareyi sol taraf at. X kare artı y kare eşittir 9 olur. Bakın ne geldi? Yarıçapı 3 olan merkezi çemberin denklemi. Yarıçap 3 olan bunu çiziyoruz arkadaşlar. Yarıçap kaçmış? 3'müş. Buraya eksi 3 dedik. Burası ne dedik? 3 dedik. Şimdi y'lerin pozitif olduğu kısım üstteki yay arıyorsunuz arkadaşlar. Aslında bunun fonksiyonları ifade etsek denklem bu. Şu üstteki mavi kısım. Yine bakın burada her iki tarafın karesini alırsanız x kare artı y kare eşittir 16 gelecek. Her iki tarafın karesini alınca şöyle olacak. Bakın y kare eşittir. 16 eksi x kare olacak. X kareyi sol tarafa atarsanız x kare artı y kare eşittir 16 olur. Bu da yine merkezil çember. Yarıçap kaç? 4. Yine yarıçap 4 olan merkezi çemberi çiziyorsunuz. Yine y'ler bakın y'ler arkadaşlar pozitif. Y'ler pozitif. Yine şu üstteki yay arkadaşlar y'ler pozitif. Şu üstteki yay ayarlıyorsunuz. Y'lerin pozitif olduğu yay. İşte bunun denklemi neymiş? 16 eksi x kareymiş. Burada yine her iki tarafın karesini alırsanız x kare artı 25 gelecek ve yarıçapı 5 olan çemberi çizeceksiniz. Dikkat edin burada arkadaşlar bu sefer x'lerin x pozitif bakın x pozitif. X'lerin pozitif olduğu yayı alacaksınız. Bu sefer şu yaydan bahsediyor size. X eşittir bu 25 eksi y kare yayı karekök içinde. Şimdi yarıçapı arkadaşlar şöyle göreceğiz. Yarıçapı şöyle göreceğiz. Şu r kareden göreceğiz arkadaşlar. Bakın şu içerideki şu r kare arkadaşlar. R kare 9 r 3 r kare 16 r 4 r kare 25 r 5. Şimdi bunun sorularda nasıl karşılığı çıkacak? Somutlaştıralım. Şimdi bakın arkadaşlar birincisi sınırlara bakmıyorsunuz arkadaşlar. R için şu içeriye bakıyorsunuz. Bakın burada yarıçap 3. Burada yarıçap kaç? 4. Burada yarıçap kaç arkadaşlar? 5. Burada yarıçap kaç? 6. Şimdi şöyle çektik. Şöyle çektik. Yarıçapımız kaç arkadaşlar? 3. Yarıçap 3. Ve bakın bu pozitif. Şu üstteki yay çiziyorsunuz arkadaşlar. Üstteki yay çiziyorsunuz sadece. Eksi 3'ten 3'e kadar. İşte şu yay ne? Y eşittir. Kök içinde 9 eksi x kare yayı. İşte eksi 3'ten 3'e kadar.
Bakın sınırlar zaten merak etmeyin. Sınırlar ayarlanacak. O konuda hiç başınız ağrımayacak. Eksi 3'ten 3'e kadar demiş. Bakın eksi 3'ten 3'e kadar. 9 eksi x kare yayının altında kalan alanı soruyor arkadaşlar. Burada bu alanı soruyor. Bu da yarım çemberde direkt. Yarım daire daha doğrusu. Malum dairenin alanı ne? Dairenin alanı pi r kare. Pi r kare. R'miz de kaç? 3. O zaman ne edeceğiz? 9 pi bölü ne edeceksiniz? 2 edeceksiniz arkadaşlar. Yine bakın yarıçapımız kaç arkadaşlar? 4. Yarıçapı 4 olan yayı çiziyorsunuz. Yine üstteki yayı çizdik. Niye? Bakın pozitif yine. Y eşittir. Ne gelecek arkadaşlar? Kök içinde 16 eksi x kare geldi. Bakın bu sefer sınırlarımız 0'dan 4'e kadar arkadaşlar. 0'dan 4'e kadar olan kısmı alıyorsunuz. Yani bu sefer şu bölgeden bahsediyoruz size. 0'dan 4'e kadar bu sefer çeyrek daire arkadaşlar. Çeyrek daire. Pi r kare 16 pi. Çeyrek bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 4 diyeceğiz. İşte size cevap. Bu integralin cevabı ne diyeceğiz? 4 pi diyeceğiz. Zaten güncel müfredatta bunun integralini alacak konu şey alt başlık yok arkadaşlar. Normalde biz burada eski müfredatta özel dönüşüm yapıyorduk. Asin T'ye dönüşümü yapıyorduk. O müfredattan kaldırıldı. Sadece burada çember denklemi yardımıyla nereyi sorduğunu buluyorsunuz. Daha sonra dairenin alanından soruyu çözüyorsunuz. Yarıçapımız 5 arkadaşlar. Yarıçapımız 5. Bu sefer bakın y kare diyor. Bu sefer şu yayı çiziyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bakın x eşittir 25 eksi y kare diyeceğiz bu sefer kök içinde. Çünkü fonksiyon y'ye bağlı x eşittir f'ye şeklinde. Yarıçapımız kaç? Eksi 5. Burası ne diyeceğiz? 5. Bakın eksi 5'ten nereye kadar diyor arkadaşlar? 0'a kadar diyor. Eksi 5'ten 0'a kadar size yine bu daire çeyrek daireyi soruyor. Yine bakın çeyrek daire diyoruz. Çeyrek daire diyoruz. Çeyrek daire 25 pi. Pi r kare 25 pi. Bölü ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz arkadaşlar. İşte size çeyrek dairenin alanı. Geldik buna. Yarıçapımız kaç arkadaşlar? Eksi 6. Yine sağ tarafı çiziyorsunuz. X'e göre düşünüyorsunuz. X'lerin pozitif olduğu kısım. Eksi 6'dan 6'ya kadar dediği için bu sefer arkadaşlar gördüğünüz gibi ne gelecek? Yarım daire gelecek. Pi r kare ne diyeceğiz? 36 pi diyeceğiz. Bölü ne diyeceksiniz? 2 diyeceksiniz. İşte size cevap 18 pi diyeceksiniz. Şimdi burada her zaman yarım ya da çeyrek gelmez arkadaşlar. Zaten yarım ve çeyrek gelirse muhtemelen soruyu çözersiniz. Şimdi bakalım başka nasıl gelecek? Şimdi 0'dan 2'ye kadar, 3'ten 6'ya kadar, 0'dan kök 2'ye kadar demiş. Şimdi şurası yine arkadaşlar sınırlara bakmıyorsunuz. Bakın R için şu içeriye bakıyorsunuz. Burada yarıçap 4, burada yarıçap 6, burada yarıçap 2. Yine hepsi x, bu sefer hepsi bakın y eşittir x şek, fx şeklinde. Yani hepsi x cinsinden. Üstteki yayları çiziyorsunuz arkadaşlar. Burada yarıçapımız kaç? 4. Üstteki yayı çizin bakın. Eksi 4, 4. Burada yarıçapımız kaç arkadaşlar? Yarıçapımız burada 6. Eksi 6, 6. Üstteki yayı çizdim. Burada yarıçapımız kaç arkadaşlar? 2. Üstteki yayı çizdim. Şöyle üstteki yayı çizdim. Eksi 2'den 2'ye kadar dedim. Şimdi sınırlarımıza dikkat edin. 0'dan 4'e kadar değil. Yani çeyreğe falan sormuyor. 0'dan 2'ye kadar diyor arkadaşlar. Size şurayı soruyor. Yani size nereyi soruyor? Hangi taralarını soruyor? Size şu taralarını soruyor arkadaşlar. Size şu taralarını soruyor. Size şu taralarını soruyor. Şu taralarını soruyor. Şimdi o taralarını nasıl bulacağız? Yine daire yardımını kullanacağız. Daire yardımıyla çözeceğiz. Bakın şu yarıçapı çiziyorsunuz arkadaşlar. Yarıçapımız kaçtı? 4. Bakın burası malum dik. Burası kaç birim? 2 birim. Hipotenüs kaç birim? 4 birim. O zaman burası arkadaşlar 30 yapar. 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4. O zaman burası da ne? 60. Şurası ne arkadaşlar? 2 kök 3. Bak 2 kök 3. O zaman buranın hepsi 90. Buraya ne kaldı? 30. Taralı alan dikkat edin. Taralı alan üçgen artı dilim arkadaşlar. Taralı alan. Taralı alan 30 derecelik dilim ile 30 derecelik dilim artı ne diyeceksiniz arkadaşlar? Üçgen diyeceksiniz. Üçgenin alanı diyeceksiniz. 30 derecelik dilim 30 bölü 360 diyeceğiz. Çarpı pi r kare yarıçapımız neydi? 4'tü 16 pi diyeceğiz. Üçgenin alanı da 2 kök 3 çarpı 2 bölü ne diyeceksiniz arkadaşlar? 2 diyeceksiniz. Vedalaştık. Buradan 1 bölü 12 mi geldi? 16 pi bölü 12 diyeceğiz arkadaşlar. Artı 2 kök 3 diyeceğiz. Bir daha sadeleştireceğiz. 4 ile mi? Evet. 4 pi bölü 3 artı ne diyeceksiniz arkadaşlar? 2 kök 3 diyeceksiniz. Geldik buna. Eksi 6, 6. Sınırlarımız dikkat edin. 3'ten 6'ya kadar diyor arkadaşlar bu sefer. 3'ten 6'ya kadar diyor. Bu sefer şuraya alacağız. Bakın 3'ten 6'ya kadar bize şu taralarını soruyor. Arkadaşlar bunu normal çemberde de dairede de aynı şekilde yapıyorsunuz. Çeyreklerde işte yarım dairelerde falan daima yarıçap çizmeyi düşünün. Yarıçapı çektik. Burası ne arkadaşlar? 6. Şimdi yine bakın özel üçgen geldi arkadaşlar. Hipotenüs 6. Dik kenarlardan 1'de 3. Yine buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? 30 diyeceğiz. Ve burası malum ne olacak? 60. Bakın taralı alanı şöyle ifade edeceğiz bu sefer. Taralı alan 60 derecelik dilimden arkadaşlar 60 derecelik dilimden üçgenin alanı çıkaracağız arkadaşlar. Şu dik üçgenin alanı çıkartırsanız bize geriye ne kalacak? Taralı alan kalacak. Şimdi 30'un karşısı üstü 60'ın karşısı burası ne arkadaşlar? 3 kök 3. Şimdi 60 derecelik dilim 60 bölü 360 diyeceğiz. Çarpı pi r kare yani 36 pi. Üçgenin alanı da 3 çarpı 3 kök 3 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 diyeceğiz. 1 bölü 6 36'yı 6'ya bölün. Burası ne gelecek? 6 pi gelecek. Burası da ne gelecek? 9 kök 3 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 diyeceğiz.
Şimdi yanındaki uzantı önemli değil. Yani yanındaki uzantı önemli değil derken biz şurayı bulacağız arkadaşlar. Burayı çember denklemi yardımıyla bulacağız. Zaten x'in integralini biz alabiliriz. X'in integrali x kare bölü 2 dersiniz. Ondan sonra sınır yazıp bulursunuz. Şimdi biz şu kısmı buluyoruz. Bakın şu kısmı buluyoruz. Önce biz şu kısmı araştırıyoruz. Yarıçapımız 2. Sıfırdan kök 2'ye kadar demiş. Bakın dikkat. Sıfırdan kök 2'ye kadar. Şurası kök 2 diyeceğiz. Şimdi şu bölge arkadaşlar. Bakın şu bölge. Şimdi yine yarıçapı çiziyoruz arkadaşlar. Yarıçapımız kaçtı? 2. Bakın yine özel üçgen geldi. Dik kenarlardan biri kök 2. Hipotenüs 2 ise o zaman bu 45-45-90 işareti arkadaşlar. Burası 45-45-90 üçgeni. Şimdi burası da ne? 45. Birinci yol şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın birinci yol taralılan şu arkadaşlar. 45'lik dilim. 45'lik dilim ne demek? 45 bölü 360. O da 1 bölü 8 yapar. Çarpı pi kare. 4 pi. Üçgenin alanında arkadaşlar zaten kök 2 kök 2 üçgeni olacak. Üçgenin alanında ne? Kök 2 çarpı kök 2 bölü ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz. Bu da ne geliyor gördüğünüz gibi? Pi bölü 2 artı 1 geliyor. Şimdi bakın x vardı. X'in integralini şuradan bulduk. Bakın sıfırdan kök 2'ye dedik. X dx dediniz. X'in integrali zaten x kare bölü 2 diyeceksiniz. Sıfırdan kök 2'ye diyeceksiniz. Kök 2 yazarsanız 2 bölü 2'den 1 gelecek. 0 yazarsanız 0 gelecek. O uzantı neymiş? Eksi 1 diyecekmişiz. Bakın orası 1 geldi. Dolayısıyla bundan o 1'i çıkartırsanız şu 1'ler gider. O zaman cevap ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bakın burası ne? Pi bölü 2 artı 1'di. Oradan eksi 1 diyeceğiz. Dolayısıyla cevap ne diyeceksiniz arkadaşlar? Pi bölü 2. Aslında bu soru sormasındaki amaç, yani buradan tabii ki çıkıyor bakın. Cevap pi bölü 2 arkadaşlar. Yani bu soruyu sormadaki amaç bu değil. Yani burayı ve burayı ayrı ayrı bulun diye sormuyor aslında size. Şundan soruyor arkadaşlar. Bakın burası 45 arkadaşlar. Şu doğruyu şöyle uzatırsak. Bakın burası 45. Eğim açısı tanjant 45. Aslında bu y eşittir x doğrusu. Burada aslında adam size şunu soruyor arkadaşlar. Üstteki yay şu yay. Alttaki de doğru. Üstteki yay. Alttaki doğru. Üst eksi alt. Üstteki ayrı eksi alttaki ayrı. Aslında direkt size ikinci yol direkt size şeyi soruyor arkadaşlar. 45'lik dilimi soruyor. Direkt cevap 45 derecelik dilim. Tekrar. Üst eksi alt yapacağız. Bakın şu çember denklemi bu da doğru denklemi. Üstteki zaten çember yayı buydu. Eksi doğru. X doğrusu. Bakın onu çıkartıyoruz. Direkt bize ne kalıyor zaten? 45'lik dilim geliyor. 45'lik dilim diyoruz. Bakın o da 45 bölü 360. 1 bölü 8 çarpı pi kare diyeceğiz. 4 pi diyeceğiz. O da ne gelecek? Pi bölü 2 diyeceğiz. Peki bunu başka nasıl sorabilir arkadaşlar? Başka şu şekilde sorabilir. Bakın taralana veren integrali sorabilir. Taralana veren integrali yazınız diyecek. Yani size integral yazıp bırakacaksınız. Soruyu çözmeyeceksiniz. Zaten taralana sorarsa bulursunuz. Çeyrekten üçgen alanı çıkartırsanız geriye taralı alan kalır. Şimdi bakın yarıçapımız kaç arkadaşlar? Yarıçapımız 6. O zaman eşittir 36 diyeceğiz. Önce y'ye göre düşünelim. Buradan y'yi yalnız bırakırsak y eşittir. Y kare eşittir. 36 eksi x kare. Buradan y eşittir. Kök içinde 36 eksi x kare gelecek. Çünkü buradaki y'lerimiz bizim pozitif. Buradan x'i de çekelim. X kare eşittir. Şimdi yay arkadaşlar bakın yay y'lerin pozitif oldu kısımda. O yüzden direkt y pozitif aldım. X kare eşittir. 36 eksi y kare diyeceğim. Buradan x'i çekersek arkadaşlar bakın burada x yayı negatif yay. X yayı şu olacak. Eksi 36 eksi y kare olacak. Buna dikkat ediyorsunuz. Çünkü orada x'ler negatif. Şimdi şu doğrunun denklemini de yazalım. Bu doğrunun denklemi de bakın. Eğim açısı 1. Y eşittir x diyeceğiz. Bu doğrunun denklemi arkadaşlar. X artı 6. Mx artı n'den yazıyorum arkadaşlar ben doğru denklemini. Bilmeyenler için hatırlatayım. Burada m eğimdir. Eğimin 1 olduğunu nereden anladık? Burası 45 derece. Tanjant 45 ne? 1. Artı n de arkadaşlar y eksenini kestiği noktadır. N de 6. X artı 6 dedik. Şimdi bakın önce x'e göre düşüneceğiz. Bakın sınırlarımız nereden nereye kadar başlıyor? Eksi alttan 0'a kadar. X'e göre yazıyorum arkadaşlar. X'e göre yazarsak şöyle diyeceğiz. Taralı alan eşittir. Eksi 6'dan 0'a kadar yazıyorsunuz. Üstteki eğri alttaki eğriyi çıkartıyoruz. Bakın üstteki eğrinin denklemi çember denklemi arkadaşlar. 36 eksi x kare. Tekrar x'e göre düşünürsek. Yani sınırlar x'e göre ve fonksiyonlar x'e göre yazıyorsunuz. Üstteki eğri 36 eksi x kare yayı. Alttaki de doğru arkadaşlar. X artı 6 dx diyeceksiniz. İşte size cevap. Cevaplarda bunu arayacaksınız. Ya da şöyle olacak. Y'ye göre yazarsak arkadaşlar bunu y'ye göre de yazabiliriz. Mesela taralanım sayı şöyle diyeceğiz arkadaşlar. X'e göre düşünürseniz arkadaşlar sınırlar x'e bağlıysa üstteki eğri eksi alttaki eğri diyorsunuz. Yani bu konuda eksiniz varsa belli integral oynatma listesinden işte limit türevi integral oynatma listesinden ilgili videolar bulup izleyebilirsiniz. İntegralde alan hesabı. Şimdi y'ye göre yazıyoruz. Bu sefer y'ye göre yazarsak bakın sınırlar 0'dan 6'ya kadar değişiyor y'ye göre. Arkadaşlar y'ye göre yazarsanız da sağ eksi sol yapıyorsunuz. X'e göre yazarsak üstteki eğri eksi alttaki eğri. Y'ye göre yazarsak sağdaki eğriden soldaki eğriyi çıkartıyorsunuz. Şimdi sağdaki eğriyi yazarken de bu sefer bak sınırlar y'ye bağlıysa fonksiyon da y'ye bağlı olacak. Buradan x'i çekiyorsunuz. X eşittir ne olur? 6 eksi y olur. Bu sefer sağ tarafta doğru var bakın 6 eksi y. Eksi sol tarafta da ne var arkadaşlar? Çember yayı var. Çember yayının da denklemi neydi?
Buydu. İşte öğrenci arkadaşlarımız maalesef bu eksiği yazmayı unutuyor ve soru gitti arkadaşlar. O eksiği mutlaka yazmak zorundasınız. Ve burası eksi eksi ne olacak arkadaşlar? Artı olacak. 0'dan 6'ya kadar diyeceksin. 6 eksi y artı 36 eksi y kare. Ne diyeceğiz? D'ye diyeceğiz. Şimdi geldik buna. Son soru. Yine arkadaşlar bakın buraya yine buraya y derseniz bakın buraya y derseniz her iki tarafın karesini alın. Y kare eşittir. 36 eksi x eksi 10'un karesi. At bu tarafa y kare artı x eksi 10'un karesi. Yani bunu bu şekilde sorarsa belki kaçıran daha fazla olur soruyu. 36. Bu da arkadaşlar 12 sınıf müfredatında çember denklemi de var ayrıca. Merkezi 10'a 0 olan çember arkadaşlar. Yarıçapta 36. Merkez 10'a 0. Burası merkezmiş. Yarıçapta 6 eşittir r kare bakın. Yarıçap 6. Ayrıca 12 sınıf oynatma listesinden çemberin analitik incelemesini de bulup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yarıçap 6 ise burası kaç olacak? 4. Burası kaç olacak? Yarıçap 6 ise 16 olacak. Bakın adamın verdiği sınırlara dikkatli bakın. Üstteki yay arkadaşlar. Çünkü pozitif bakın. Karekökün önü pozitif. 4'ten 16'ya kadar demiş. Size arkasında yine yarım çemberi soruyor arkadaşlar. Yarıçap ne? 6 pi r kare yarım daire ayırıyoruz. Yarım çember deyip duruyorum. Yarım daire ayırıyoruz arkadaşlar. Yarıçap 6 pi r kare 36 pi'nin neyini alacağız arkadaşlar? Yarısını alacağız 18 pi. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.